Bez Bey, Tuğba Büyüküs'ün için ne yapacağız? O ne demek ya? Sonuçta ilk kez geliyor, ekranda çok gözüken biri değil. Yani ne bileyim, böyle sürpriz, böyle şık bir hareket yapabiliriz. Ya ne yapayım, ilk defa geliyorsa Ceren'cim? Allah'ını seversen, burası beyaz şov yani, her gelen ünlü. Tuğba için bir şey yapacak mıyız? O bizim için ne yapacak? Onu düşündünüz mü? Vallahi ben sana söyleyeyim yani, ben Kubat'la Bülent Serttaş'a nasıl davranırsam aynı şekilde davranacağım. Ha güzel mi? Çirkin mi? Tamam, değil. Yani işte öyle bir şey yani. Ya çık şu anda şeye, Beyoğlu'na aynısını 50 tane görürsün yani. Güzel Beyazıt Bey. Ya üstelik bir ışığı, bir havası var kadının. Yani hani böyle bir ortama girdiğinde bütün gözleri üzerine çeken vallahi kadınlar var. Vallahi ben sana söyleyeyim, benim için Tuğba 10 üzerinden 6'dır yani güzelliği. Ay ben, ya bir saçları var zaten, onu da kestirmiş. Kubat'ın saçları bile daha uzun. Ya Beyazıt gerçekten... Hayır abi. Ya yani soğuk... Var yani çocuklar, soğuk nevale. Ne bir işvesi var, ne bir cilvesi var. Siz şimdi hep beraber Tuğba Büyüküs'ün çok mu güzel diyorsunuz? Evet, ya? Evet, evet. Ya siz neyin kafası var sizde ya? Ya Beyaz Şov tarihi boyunca bütün dünya güzellerinin evi oldu ya, meskeni oldu. Alessandro Ambrosio'lar, Megan Fox'lar, bilmem kimler, herkes buraya geldi. Tuğba Büyüküs'ün kimdir ya? Gel. Geçerken adımı duydum da, benden mi bahsediyorsunuz? Evet. Evet Tuğba'cığım, bir iki dakika gelip otursana. Ay yok Beyaz'ım ya, anca hazırlanırım. Ya Allah'ını seversen gel bir yüzünü göreyim ya. Yani görelim hep beraber, bir yüzünü göreyim. Yalvarırım, otur ya, ne olur gel. Ay ilahi Beyaz'ım. Birazdan programda görüşeceğiz zaten. Tamam. Beyaz'cığım dedi değil mi o? İki kere dedi değil mi? İki kere Beyaz'cığım dedi bana. İnanılmaz bir şey bu ya. Hadi, hadi kalkın ya. Kız programı ilk defa geliyor. Bir kulisine gidin, bir çikolata, çiçek, bir şey koyun. Hadi, hadi!